Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Ekonomi rüzgarı başlıyor. Temmuz ayında umduğu zammı bulamayan 16 milyon emeklinin gözü kulağı 2024 zammında. En düşük emekli maaşının 7500 liraya yükselmesi 6 milyon emeklinin kök aylığının bu tutarın altında kalmasına neden oldu. Bu yılki %114'ün üzerindeki artışla en düşük emekli aylığının 10 bin liraya geçmesi bekleniyor. En düşük emekli aylığında artış için meclis gideceği düzenlemede kök aylık üzerinden mi yoksa kademeli bir artış mı yapacak? Gelecek günlerde konunun netleşmesi bekleniyor. Ticari kredi faizlerinin %30'dan 35'e çıkarılması, politika faizlerinin tarihi zirveyi görmesine neden oldu. Faiz 3 Kasım 2023 haftasında 181 baz puan artarak %50.74'ü bulmuş oldu. Türk Hava Yolları ile Airbus firması 2026-2036 yılları arasında teslim edilmek üzere 355 adet uçağın satın alınmasına ilişkin görüşme yaptıklarını duyurdu. Satın alma ile ilgili yönetim kurulu onayı alındıktan sonra gerekli bildirimlerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacminde Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre gıda satışları %13.8, gıda dışı satışlar %18.6 artarken otomotiv yakıtı satışlarında %1.5 oranında düşüş gözlemlendi. Sermaye Piyasası Kurulu 3 şirketin daha halka arz başvurusunu onayladığını açıkladı. Ekos Elektrik firması 15 ila 16 Kasım tarihlerinde 12 lira 77 kuruştan borsada satış yöntemiyle halka arz olacak. 14 ila 15 Kasım'da talep toplamaya başlayacak olan Bin Yatırımlar Holding 125 liradan satışa çıkarak eşit şekilde dağıtım yapacak. Akıllı tarım faaliyetlerine devam eden Agrotex'e 15 ila 17 Kasım tarihlerinde 5 lira 21 kuruştan halka arz olacak. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.